İşitme Engelliler Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yapılan kabulde konuşan Erdoğan, avukatlık bürosu adı altında teröristlere yardım eden sözde avukatların olduğunu biliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizlere hukukçu kimliğinizin yanında ülkemizin birliği konusunda verdiğiniz destek sebebiyle özellikle şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin içinden geçtiği süreç ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmemizi gerektiriyor. Meslek kuruluşlarımızın önemli bir bölümü çok iyi imtihan vermedi, diye konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. AK Parti grup toplantısında konuşan başbakan, terörle mücadeleden geri dönüş yoktur ve asla olmayacaktır, dedi. Başbakanın gündeminde Diyarbakır ziyareti de vardı. Davutoğlu, bizim bundan sonra tek muhatabımız vardır, o da milletimizdir, milletimizin her bir ferdidir. Çözüm süreciyle nasıl doğru mücadele izlendiyse, bugün de terör operasyonlarıyla doğru bir siyaset izleniyor. 7 şehit sonrası Diyarbakır'a gitmekten vazgeçeceğimizi sandılar. Bir an bile tereddüt etmedik, kimseden korkmadık, diye konuştu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu bir polis şehit oldu, 4 polis yaralandı. Çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından Ankara'ya gönderildi. Öte yandan dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan 3 güvenlik görevlisi için Selen Kışlası'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerden piyade binbaşı Turgay Çelik Kayseri'de, jandarma assubay üst çavuş Selçuk Karabak'la Nevşehir'de ve geçici köy korucusu Adnan Durak da Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi. Diyarbakır'daki bombalı saldırı sonucu şehit olan polisin naaşı ise Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurdu. Dün akşam saatlerinde F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarıyla Kandil'e hava harekatı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ayrıca terörle mücadele kapsamında Mardin, Şırnak ve Hakkari'de 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Diyarbakır Kulp'ta da bir teröristin cesedi bulundu. Azerbaycan, Ermenistan birliklerinin temas hattında operasyonlar durduruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan birliklerinin temas hattındaki operasyonların tarafların rızasıyla durdurulduğunu açıkladı. Cephe hattında operasyonları durdurma kararına kadar yaşanan son çatışmalarda 70'e yakın Ermeni askeri öldü. Azerbaycan ordusu ise son 2 günde 16 şehit verdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlik MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, iki ülke arasındaki sorunun barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini de söyledi. Bahçeli, Ermenistan uluslararası hukuka uymalı. Azerbaycan'ın helali ve ecdad yadigarı topraklarından derhal çıkmalıdır. Yukarı Karabağ ihtilafı hak, hukuk ve barışçı yollardan çözülmeli. Agit Minsk grubu, Azerbaycan egemenliğinde olması gereken topraklarda Ermeni zulmüne son verilmesiyle ilgili duruş sergilemelidir. Karabağ, Kars kadar Türktür ve Türk'ün öz yurdudur. Vatanlarını savunurken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'a ve Türk milletine başsağlığı temenni ediyorum, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin mesajları oldu grup toplantısında. Terörle bağlantılı milletvekillerinin dokunulmazlığı olmaz diyen Kılıçdaroğlu, bu görüşünü anayasanın 14. maddesine dayandırdı. Kılıçdaroğlu, terörle bağlantısı varsa bir milletvekilinin dokunulmazlığı zaten yoktur. İsteyen soruşturmayı açar. Örnek mi? Bizim milletvekilleri, diğer partilerin milletvekilleri hapiste değiller miydi Ergenekon'dan? Niye hapisteydi? Terör dolayısıyla,
diye konuştu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'in de aralarında bulunduğu 6 yargı mensubu hakkında MİT tırları soruşturması kapsamında inceleme kararı aldı. 4 savcı ve 2 hakim, Fethullahçı terör örgütünün amaçları doğrultusunda bazı MİT mensuplarının usulsüz dinlenmesiyle suçlanıyor. İnceleme kararının onaylanması ve soruşturma izni verilmesi halinde meslekten ihraç dahil çeşitli disiplin cezaları gündeme gelebilecek. 17-25 Aralık süreci öncesi paralel yapı karşıtı gazeteci ve polislere kumpas kurarak sahte suçlamalarla telefonlarını dinleyen 44 kişi hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın hazırladığı 548 sayfalık iddianamede Fethullah Gülen baş şüpheli olarak yer alıyor ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bozdağ, hukukun üstünlüğünün tesisinde avukatların önemine vurgu yaptı. Avukatlar görevlerini yerine getirirken en iyi ortama kavuşmalıdır diyen Adalet Bakanı, bu amaçla yargı sisteminin sorunlarına çözüm bulmaya ve avukatların da görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine imkan sağlayacak iyileştirme programı, yargı reformu strateji belgesinin üzerinde çalışıldığına vurgu yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yabancı yatırımcıya Türkiye'ye gelin çağrısı yaptı. Binali Yıldırım, Türkiye'nin yatırımcıya en iyi şartları sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Binali Yıldırım, Ankara'da iletişim zirvesine katıldı. Yıldırım, Türkiye yatırım yapmak için bütün şartları fazlasıyla sağlayan bir ülke. İletişim altyapısı, akıl yolları, iletişim yolları. Gerek fiber, gerek havadan şerit sayısını artırarak iletişimle ilgili her türlü hizmete yönelik altyapıyı hazır hale getiriyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ömer Kalyoncu, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasi tıkanıklığı aşmak için vakit geçirmeden siyasal parti liderlerini kabul etti. Akıncı, halkın beklentilerine yanıt verecek, çözüm üretecek bir hükümetin en erken zamanda iş başına gelmesini istediğini belirtti. Başbakan Ömer Kalyoncu da Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesi sonrasında basına yaptığı kısa açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yeni bir hükümet kuruluncaya kadar hükümetin görevine devam etmesini istediğini söyledi. Suriye'nin Halep kentinde muhalifler bir rejim uçağını düşürdü. Uçağın pilotunun muhaliflerce esir alındığı ifade ediliyor. Halep'in güneyinde muhaliflerle rejim güçleri arasındaki çatışmalar bir süredir yoğun şekilde devam ediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura Rusya'ya gidiyor. De Mistura'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Cenevre'deki barış görüşmelerinin bir sonraki turu için atılacak adımları konuşması bekleniyor. O, dünyada yaşanan terör olaylarına sessiz kalmadı. Eskişehir'de yaşayan işitme engelli genç, işaret diliyle teröre karşı mesaj yayınladı. Mesajı binlerce kişi tarafından beğenildi. Dünyanın her yerinde bomba ve silah sesleri. O bunları duymasa da duyarsız kalmadı. Özol Utsukarcı 13 yaşında, doğuştan işitme engelli. Dünyada yaşanan terör olaylarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Tüm din hepsi benim için eşit diyor. Kardeştir diyor.
ben terörün bitmesini istiyorum diyor. Özol'un internet üzerinden yaptığı paylaşıma binlerce destek geldi. Azmi sayesinde engelleri aştı. Kırşehirli görme engelli Muhammed Emin Hekimhan, yaşama sevinci ve çalışkanlığıyla sadece engellilere değil, herkese örnek oluyor. Avukat Muhammed Emin Hekimhan Kırşehir'de yaşıyor. Lise yıllarında oynadığı futbol maçında başını kale direğine çarptı ve görme yetisini kaybetti. Ama yaşadığı talihsiz olay onu hayata küstürmedi. Ailesi ve arkadaşlarının teşvikiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 20 yıldır da serbest avukatlık yapıyor. O meslek hayatının tüm olumsuzluklarına rağmen kendisine topluma kabul ettirmeyi başardı. Mesela büroda beklerken gelen müşteriler avukat da görecektim dedikleri zaman buyurun benim dediğimde baktılar aa görmüyor diyerek dönüp gittiler. Ama ben bu insanlara kendimi kabul ettireceğim. Buraya geldikleri zaman biz bu avukat başarılı bunu yapabiliyor işini çok iyi yapıyor dedirteceğim diyerek işime devam ettim. Muhammed Emin Hekimhan avukatlığın yanı sıra kişisel gelişime de önem verdi. Kırşehir'de en çok kitap okuyan erişkin ödülünü aldı. Görme engelliler için yaklaşık 2600 kitap taradı. Türkiye'de zannedersem ilk 3 en çok kitaplar yani ilk 3 kişinin içindeyimdir görme engelliler içinde. Ve ben bunu diğer görme engelli arkadaşlarla da Türkiye genelinde paylaşıyorum. Ve onların da bunlardan istifade etmesine yardımcı oluyorum. Görme engelli avukat aynı zamanda aşık ve ozanlarla ilgili bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Evinde binin üzerinde kediyle birlikte yaşıyor. Üstelik bu durumdan bir hayli memnun. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayvansever kadın, kedilerin rahatı için daha büyük bir eve bile taşındı. Kedilerin yiyecekleri özenle hazırlanıyor, bakımları aksatılmadan yapılıyor. Evde bir de gönüllü bakıcı var. 48 dönümlük alanda kedilere mükemmel bir yaşam sunuluyor. İşitme engelliler haber bültenini izlediniz. Hoşça kalın. Ve yine ekonominin gündemiyle devam edeceğiz. Piyasa raporu gelecek ekranlarınıza hemen.